Çok değerli konuklar, şanlı ecdadımızın ruhlarının şadı için, devletlerimizin bekası için Kırgız Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli marşları ile başlıyoruz. Bağımsızlık sonrası tarihinde ilk kez düzenlenmekte olan Kırgız-Kıbrıs Türk İş Forumu'na hepiniz hoş geldinizler. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bişkek temsilcisi Sayın Taysir Alşan Ableh Beyefendi'yi kürsüye davet ediyoruz. Sayın Büyükelçim, Sayın Büyükelçilerim, Ekselansları, Sayın Bakanım, Sayın Ticaret Dairesi Müdürü ve Kıbrıs Türk İş Heyeti'nin değerli üyeleri, Kırgız iş dünyasının değerli mensupları, değerli hazirun, değerli basın mensupları. Kıbrıs Türk Kırgız İş Forumu'na hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs temsilcisi olarak göreve başladığım bu güzel ülkede tarihte kökenleri bir olan iki kardeş halkın asırlar boyunca ayrı yaşadıklarını ve bu ayrılıktan dolayı birbirine iyi tanımadıklarını, yeterince tanımadıklarını fark ettim. Bu nedenle iki kardeş halkın birbirine yakınlaştırmak, birbirini yakından tanıması için olanak sağlamak, misyonumuzun temel hedefi olması gerektiğine kanaat getirdim. Bu temel hedefe ulaşmanın en iyi yolu işbirliği geliştirmekten geçer. Bu işbirliği yaşamın tüm alanlarını kapsadığı vakit bir anlam kazanır ve bizleri hedeflerimize daha çok yakınlaştırır. Dolayısıyla eğitim, kültür, ticaret, spor, turizm, sanat gibi tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde işbirliği geliştirmek ve işbirliği geliştirmek için çaba sarf etmek şiarımız olmuştur. Bu iki sene zarfında parlamentodan, üniversitelerden, yerel yönetimden, iş dünyasına kadar birçok heyeti Kuzey Kıbrıs'a göndermiş, Kuzey Kıbrıs'ta misafir etmiş, işbirliği başlatmış, üniversitelerde tahsil gören öğrenci sayısı 220'ye çıkartmıştık. Elbette ki iki kardeş halkın arasındaki işbirliği geliştirmesinde iş dünyası lokomotif rol üstlenmektedir ve üstlenmelidir. İş dünyasında işbirliğinin yapılması son derece önem verdiğimiz bir husustur. Bu nedenle Kıbrıs Türkleri olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Ticaret Dairesi Müdürü Başkanlığında Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, İş Adamları Derneği Başkanı ve iş dünyamızın güzide iş insanlarından oluşan 15 kişilik üst düzey bir heyetle bu foruma katılıyoruz ve bu foruma katılmasının arkasında aslında ne kadar önem verdiğimizi bir yansımasıdır. Kıbrıs Türk Kırgız İş Forumu'nun kısa bir sürede organize edilmesinde katkısı olan tüm kişi ve kuruluşlarımıza teşekkür ederim. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Egemenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erkin Bek Coroyev'i kürsüye davet ediyoruz. Uşul Çoğuluş'un urmatlı CHP'li katılımcıları. Tündük Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diplomatik ökülçü gününün birge uyuşturulacakken bugünkü Kırgız Tündük Kıbrıs Business Forumu'na varınızlar, hoş geldinizler. Ticaret müşavirimiz Çağatay Bey'in dediği gibi Kırgızistan'la Türkiye ortasındaki ticaret hacmimiz 500 milyon dolar resmi rakamlara göre. Eğer keşke diyorum Kuzey Kıbrıs'la da 5 yıl önce bu ilişkileri başlatsaydık, 10 yıl önce bu ilişkilerimizi başlatsaydık belki aramızdaki belli bir ticaret hacminden bahseder olurduk. Ama yine de bizde Kırgızca bir söz var. İyiliğin eri ya da geci yoktur.
bugün bir iyi bir başlangıç yapsak ileride bu rakamlara, bu güzel duygulara ulaşırız diye düşünüyorum. Şimdi ise konuşmalarını yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Ticaret Dairesi Müdürü Sayın Nalan Nazlı Hanım'ı davet ediyoruz. Buyurunuz. Değerli Büyükelçilerim, değerli Egemen Dik Derneği, saygıdeğer konuklar. Konuşmama başlamadan önce ülkemi tanıtıcı kısa bir film izleyebilir miyiz? Denizin Sicilya ve Sardunya'dan sonra üçüncü büyük adası olan Kıbrıs, üç kıtanın ticaret yollarının kesiştiği, Doğu Akdeniz'i yer almakta ve stratejik konumu itibariyle büyük önem arz etmektedir. Adayı paylaştığımız Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Birleşmiş Milletler gözetiminde bir anlaşma sağlanabilmesi noktasında görüşmeler devam etmekle beraber, Kuzey Kıbrıs olarak sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanması yanında kurumsallaşma hususunda da ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile beraber adımlar atmaktayız. Kakataca ekonomisinin öncü sektörleri olan turizm ve yüksek öğretim başta olmak üzere ürettiği mal ve hizmetin 2/3'ye yakın kısmını Türkiye'ye pazarlamaktadır. Benzer şekilde ithalatını da yaklaşık aynı seviyede Türkiye'den yapmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İslam ülkelerinin birbirleriyle bilgi paylaşımı, hizmet sunumu, teknik destek için işbirliği içerisinde olmaları gerektiği kanaatini taşımaktayız. Bu çalışmaların ülkemize de önemli katkılar sağlayacağını ve işbirliğinin geliştirilmesine de vesile olacağını değerlendirmekteyiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bugün ata yurdumuz Kırgızistan'da sizlerle birlikte olmanın büyük gurur, mutluluk ve heyecanını duymaktayız. Sizlere Kuzey Kıbrıs'tan sevgi ve selamlar getirdik. Ekonomi ve Enerji Bakanlığımızla özel sektörümüzün ortak işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz ve Kırgızistan Egemenlik Derneği'nin cömert katkılarıyla gerçekleşen bu ziyaretin esas amacı ülkenizi tanımak ve burada aramızdaki potansiyel işbirliği alanlarını keşfetmek, birbirimize daha yakın olmak ve karşılıklı ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek olarak özetlenebilir. Bugün KKTC'nin Bişkek'teki temsilciliği ve Egemenlik Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen bu iş forumu ilk olacak. Egemenlik Derneği Başkanı Sayın Erkin Bey, keşke bunu 5 yıl önce yapsaydık dedi ama kutsal kitapların birinde bir söz vardır. Her şeyin bir zamanı var diye. Galiba bu 5 yıl önce başlasa daha iyi olurdu ama galiba uygun şartlar şimdi oluşmaya başladı. Ben genel bir değerlendirme yapmak istersem KKTC ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kırgızistan arasında ne tür işbirliği yapılabilir konusunda. Öncelikle Kırgızistan'ın bugünkü durumunun, yani şu andaki durumunun bunda etkin olduğunu düşünüyorum. Yani Kırgızistan hemen hemen yıllardır yabancı öğrencilerden para kazanıyor ama bunu hiçbir zaman bilinçli olarak yapmıyor. Yabancı öğrenciler kendiliklerinden geliyorlar, kendiliklerinden üniversitelere kaydoluyorlar, evler kiralıyorlar ve buraya para bırakıyorlar. Ama Kırgızistan şimdiye kadar bunu hiçbir zaman planlı, programlı yapmamış ve bundan da para kazanabileceğini düşünmemişti. Şimdi mesela Kırgızistan hükümetinin programına baktığınızda biz nasıl Kırgızistan'ı yabancı öğrencilerin geldiği, okuduğu, eğitim aldığı ve para bıraktığı bir yer haline getirebiliriz diyorlar. Zamanı şimdi. Aynı şekilde turizm konusu da yıllardır Kırgızistan'a turist geliyor. İşte Kazakistan'dan, Rusya'dan vesaire. Ama Kırgızistan şimdi turizm potansiyelini küçük bir devlet olarak, elindeki kaynak, turizm kaynağı kısıtlı olarak turizm potansiyelini nasıl artırabileceğini araştırıyor ve buna ilişkin girişimlerde bulunuyor. Demek ki onun da zamanı şimdiymiş. Bu
iş forumunu o açıdan önemli görüyorum ve zamanlı görüyorum. Bunların devamı olacaktır ama yavaş yavaş iki taraftan girişimciler bu konuda işbirliği yapmaya başlayacaklar. Hükümetler bunun ardından gelecektir. Hep öyle olur zaten. Şimdi Egemenlik Derneği'nin önemli bir özelliği var. Egemenlik Derneği Türkiye'den ve KKTC'den mezun olmuş, oralarda serbest piyasayı görmüş, liberal ekonomiyle aşina olmuş, üretimi, her çeşit üretimi görmüş gençlerin kurduğu bir dernek. Dolayısıyla bu tecrübelerini Kırgızistan'a aktarmak istiyorlar. Yani hem kendileri iş dünyasına girerek, iş birlikleri yaparak Kırgızistan ekonomisini harekete geçirmek istiyorlar, hem de Kırgızistan yöneticilerine, toplumuna liberal ekonominin nimetlerini, yararlarını anlatmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda da bir sosyal sivil toplum kuruluşu olarak çeşitli alanlarda çalışmalar yapıyorlar. Dolayısıyla hem onların mensuplarının Türkiye'ye ve KKTC'ye aşinalığı, serbest piyasa ekonomisine aşinalığıyla hem de Kırgızistan'ı ve Türkiye'yi, Kıbrıs'ı çok iyi tanımalarıyla ben bu iş forumunun sonunda çok önemli sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Bu forumun hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Teşekkür ederim.